Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için İstanbul İFM Fuar Merkezi'ndeyiz ve 2018 Çocuk Gelişimi Fuarı'ndayız. Çocuk gelişimi ile alakalı birçok standın kurulduğu bu yerde biz Safir Koleji'ne konuk olduk. Yanımızda da kurucu müdürümüz Recep Bey bulunmakta. Bakalım bizlere eğitim anlayışı ile alakalı neler aktaracak. Merhabalar Recep Bey, nasılsınız? Merhabalar efendim, sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar bu arada. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, kurumumuzdan bahsedeceğiz öncelikle ama sizleri tanıtmak istiyorum hani ekran başındaki izleyicilerimize. Recep Bey kimdir ve eğitim sektörüne girişiniz nasıl oldu? Sizlerden de diyelim. Ben Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Bölümü mezunuyum. 6 yıl Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde okutmanlık yaptıktan sonra 2002 yılında Türkiye'ye döndüm. Bir özel kurumda 15 yıllık bir eğitimcilik serüvenim oldu. Akabinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında kurucu müdür olarak Safir Koleji'nde göreve başladım. Hali hazırda da bu görevi devam ettirmekteyim. Evet, kurumumuz Bağcılar, İstanbul'da yer alıyor. Bağcılar. Peki biraz kurumu tanıtır mısınız bizlere? Tabii, memnuniyetle. Evvela sizler de hoş geldiniz. Hem fuarımıza hem standımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Bizim kurumumuz 2015-2016 eğitim öğretim yılında Bağcılar'da International School olarak, yani uluslararası bir okul olarak kuruldu. Aradan geçen iki senelik süreden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında Düzce'de, Ataşehir'de, Bağcılar'da, Silivri'de ve Edirne'de birer kampüs olmak üzere 5 ayrı kampüste eğitim öğretim hayatına başladı. Hali hazırda genel müdürlüğümüz Bağcılar'da, Bağcılar kampüsümüz içerisinde yer almakta ve bu şekilde eğitim öğretim hayatına devam ediyoruz. Peki nasıl bir eğitim anlayışına sahip kurumumuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Kurumumuz okul deyince tabii ilk başta insanın aklına akademik anlamda bir başarı geliyor. Fakat biz çocuk ya da insan eğitiminde, gelişiminde sadece akademik başarının değil, pek çok başarı alanının olduğunu düşünüyoruz. Netice itibariyle akademik başarı hayattaki başarı alanlarından sadece bir tanesidir. Bunun yanında değerler eğitimi dediğimiz bir eğitimi, bir programın da çocuklar üzerinde etkili olması gerektiğini düşünüyoruz. Tarihimizden, tarihimizdeki derinlikten beslenerek, ilham alarak anımıza ve geleceğe ışık tutmayı amaçlayan bir eğitim anlayışımız var. Bununla birlikte sadece tarihimize ve yöremize değil, evrensel anlamda dünyaya da hitap edebilmek için konuşturan yabancı dil eğitimini de önemsiyoruz. Birinci yabancı dilin yanında velilerimizin tercihine bağlı olarak ikinci bir yabancı dili de çocuklarımızın konuşabileceği seviyede öğretmeyi amaçlıyoruz. Yine bunların yanında farklı programlarımız var. Bu programlardan bazılarından bahsedecek olursam, yabancı dil gelişimi ve eğitiminden bahsettim, değerler eğitiminden bahsettim. Çocuklarımızın özellikle kültür, sanat ve spor alanında da çok ciddi bir eğitimden geçmesini, bu alanlarda da kendilerini geliştirmesini amaçlayan programlar uyguluyoruz. Özellikle velilerimizin verdiği demeçlerden ya da velilerimizin bize taleplerinden yola çıkarak oluşturduğumuz robotik ve kodlama ile alakalı programlarımızı da çok ciddi şekilde devam ettiriyoruz. Bundan 15 yıl öncesine baktığımızda televizyon ekranı, 10 yıl öncesine baktığımızda bilgisayar ekranı, 5 yıl öncesine baktığımızda tablet ekranı, şimdi ise telefon ekranı bağımlılığından çocuklarımızı kurtarabilmek ya da ekran başında geçirdikleri zamanı verimli hale getirebilmek için robotik ve kodlama programı uyguluyoruz. Bu program sayesinde çocuklar ekran başında zamanlarını öldürmek yerine ekranı üretime dahil ederek ekrandan geleceğimizle alakalı bir takım tasarımlar yapabileceklerine inanarak bir eğitim çerçevesi oluşturduk. Örnek olarak çocuklarımızın cep telefonlarımızın ekranlarında var olan application'ları kendilerinin de o ekrana atabileceğini ya da oynadıkları oyunların kurgularını kendi hayal dünyalarında geliştirerek kendilerinin de tasarlayabileceğini, yazılım dilini öğrenerek geleceğimize, çünkü geleceği biz yazılımda görüyoruz, bir yazılım dili geliştirebileceklerini, bunu sadece bizden başkalarının ya da muhayyel bir takım toplumların ya da insanların değil,
bizim de yapabileceğimizi bu güveni çocuklara vermek suretiyle hazırladığımız program sayesinde çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı bu anlamda da geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte kişilik eğitimi dediğimiz, adab-ı muaşeret eğitimi dediğimiz, yine değerlerimizden beslenen, bu toprakların ürettiği değerlerden hareket ederek evvela kendi coğrafyamıza, yani Türkiye'ye, yani Türkiye'nin geleceğine ait bir kurgu oluşturabilmelerini, akabinde almış oldukları yabancı dil eğitimiyle birlikte bu ufku yakalayarak dünyaya açılabilmelerini, bizim ufuk ve gönül coğrafyamızda, evvela ufuk ve gönül coğrafyamızda, akabinde de tüm dünyada etkili olabilecek bir Türkiye'nin, istikbaldeki Türkiye'nin yükünü sırtına alabilecek, bu yükü sırtlanabilecek nesiller, gençler, insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Evet, dediğiniz gibi birçok alanda onların ilerlemesini sağlıyoruz ve birçok faaliyet alanı var. Yine burada standını görüyoruz, bu sanatı var, yine müzikle alakalı var. Neler yapıyorsunuz başka? Evet, buradaki stand içerisindeki uygulamalarımızdan bir tanesi de getirdiğimiz bateri ve piyano yardımıyla çocuklarımızın müzik kulağını test ediyoruz. Onların ifade ettiğim gibi sadece akademik alanda değil, görsel sanatlar anlamında, müzik anlamında, spor anlamında, el becerileri anlamında gelişmesini sağlayabilmek için onların bu alanların hangi kısmına ya da ne derecede uygunluğunu test edebilmek için çeşitli envanterler ve testler uyguluyoruz. Arkamda gördüğünüz bölümde mesela müzik öğretmenimiz bizim müzik kulağı testi uygulaması yapıyor. Biz çocuklarımızın geleneksel ya da modern anlamda ister vurmalı olsun, ister üflemeli olsun herhangi bir müzik aletiyle, herhangi bir müzik enstrümanıyla tanışmasını, kendini bu anlamda geliştirmesini, belli bir seviyeye gelmesini, akabinde devam etmek isterse uyanan bu merakla birlikte ileride bu anlamda kendini Türkiye'de tanınan, dünyada tanınan önemli bir sima haline getirebilmesi için adımlar atıyoruz. Yine buraya getirdiğimiz uygulamalardan bir tanesi kendi takınızı kendiniz tasarlayın uygulaması. Daha çok anaokulu ve birinci sınıf, belki de ilkokul öğrencilerine yönelik bir uygulama. Akabinde yine az önce bahsettiğim robotik ve kodlama uygulamalarımız. Robotik ve kodlama derslerinde az önce bahsettiğim uygulamalar üzerinden çocuklarımızın belli kodlamalar yardımıyla ekrana taşıyabildikleri becerileri ya da robotik kodlarıyla herhangi bir mekanik nesneye alıcılar yardımıyla onları hareket ettirebilerek kendilerinin de kendi çapında robotlar ya da robot benzeri bir takım cihazlar üretebileceklerine dair bir güven duygusu oluşturmak. Bununla birlikte bilgisayarın ve ekranın sadece oyun oynamaya değil, kendilerinin üretebilecekleri, modern anlamda, çağdaş anlamda, teknolojik anlamda üretebilecekleri bir zemin olsun istiyoruz. Onunla alakalı uygulamalarımız var. Rehberlik primimizin çocuklarımızın gelişmişlik düzeyine göre zihinsel olsun, duygusal olsun, bilişsel olsun, çeşitli motor becerilerine dayalı olsun. Bunlara dayalı bir takım envanterler ve testler uygulamak suretiyle çocuklarımızın en uygun okul kademesine ya da o kademe içerisinde en uygun eğitimi alabileceği alanlara yönlendirebilmek için çeşitli test ve envanterler uygulamaktayız. Hocam, kurum içerisinde öğretmenlerimiz, hocalarımız da çok önemli. Biraz ekipten de bahseder misiniz? Şimdi benim 22 yıllık bir eğitim öğretim tecrübem var. Bu tecrübenin 7 yılı üniversite hayatıyla ilgili, geri kalan 15 yılı da özel okulculuk içerisinde, özel sektörde, özel eğitim kurumlarında çalıştığım için biz özel eğitim, öğretim, özel okulculuk alanında tecrübeli bir ekibiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında Bağcılar'daki şubemizde kurulurken biz bir kadroyla geldik. Ve bu kadro daha önce de uzun süre bir arada çalışan bir kadroydu. Yeni gelen arkadaşlarımızı da eski arkadaşlarımızın tecrübesine dayalı olarak bir öğretmen yetiştirme programı gibi düşünerek yeni gelen arkadaşlarımızı eski ve tecrübeli olan, deneyimli olan arkadaşlarımızın yanında öğretmen yetiştirme programına dahil olmuş gibi düşünerek bir kadrolaşmaya giriştik. Dolayısıyla okulumda yaptığım bütün uygulamalar bir tarafa, okullarımızda bulunan ya da okulumda bulunan kadrolar bir tarafa diyerek, yani okulumu altında kaplasanız ben daha çok kadromdan bahsederim. Çünkü kadro çok önemli. Biz temel anlamda şunu bilmemiz gerekiyor.
eğitim öğretim denildiği zaman eğitim öğretimin iki ana unsuru vardır. Bunlar iyi olduğu zaman diğerleri tamamlayıcı unsurlar, mütemmim cüz şeklinde bunları düşünerek devam edebiliriz. Eğitimin ana unsuru öğrenci ve öğretmendir. Diğer bütün unsurlar tamamlayıcı unsurlardır. Kesinlikle. Öğrencinizi kaliteli öğrenci olarak seçebilirseniz iyi bir eğitim verirsiniz. Öğretmenlerinizi kaliteli bir kadrodan oluşturursanız, eğitim öğretiminizi kaliteli bir kadrodan oluşturursanız geleceğe çok daha rahat bakabilirsiniz. Burada şöyle bir soru da geliyor tabii aklımıza. Yani öğrenci seçmek demek aslında bencilce bir tavır gibi de algılanabilir. Bütün öğrencileri konuşmamın başında da bahsettiğim gibi akademik başarılarına göre değerlendirmememiz gerekiyor. Çünkü hayatta bir sürü başarı alanı var ve akademik başarı sadece bu başarı alanlarından bir tanesi. Yani burada yaptığımız uygulamalara dayalı olarak da öğrencilerimiz hayatta tutunabilecek çok farklı becerilere sahip olabilirler. Akademik anlamda başarısız da olabilirler. Biz uzun bir süredir sadece akademik başarıyı önceleyen, zeka ile hareket eden, akılla, ruhla, hayalle, duyguyla hareket etmeyi unutmuş bir toplum gibi gözüküyoruz. Çocuklarımızın başarılı oluşu ya da sadece zeki oluşu bizim için yeterli gibi gözüküyor. Halbuki zeka ile akıl birbirinden çok farklı şeyler. Çocuklarımızın duyguları var, hayalleri var, geleceğe bakışları var. Kafalarında tasarladıkları bir sürü şey var ve biz bunlara gerekli cevabı veremiyoruz. Öyle oluyor ki bazen velilerimiz akademik başarı sebebiyle kendi çocuklarından çok komşularının çocuklarını seviyormuş gibi bir görüntü veriyorlar. Burada kendi çocuklarıyla alakalı bir handikap oluşturuyorlar, bir sıkıntılı durum oluşturuyorlar. Halbuki biz çocuklarımızı çok yönlü olarak değerlendirmeli, onları hayatta başarılı olabilecekleri yönlere doğru kanalize etmeliyiz. Akademik başarının da bu başarı alanlarından sadece bir tanesini oluşturduğunu unutmamalıyız diye düşünüyorum. Evet, sayenizde buradan velileri de bilinçlendirmiş olduk hocam. Çok teşekkür ediyorum ben. Sonlar fuarla ilgili görüşlerinizi de almak istiyorum. Fuar nasıl gidiyor? Fuar Allah'a şükürler olsun gayet yoğun gidiyor. Yani bize bu imkanı sunanlara biz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Size de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim camiasına girmiş bir okul olarak tabii ki bizim bu tür fuarlara ya da buna benzer uygulamalara ihtiyacımız var. Biz Türkiye'nin geleceğinde rol almak istiyoruz. Türkiye'de her bir ilimizde en az bir şubeyle faaliyet göstermek istiyoruz. Yine hedeflerimiz arasında international, uluslararası şubelerimiz de olduğu için sadece Türkiye'de bir uluslararası okul değil, hakikaten uluslararası arenada, Türkiye dışındaki sınırlarda da şubelerimizin olmasını arzu eden bir kurum olduğumuz için bu tür fuarlar bizim için son derece verimli geçiyor. Aynı zamanda standımıza yoğun da bir ilgi var. Bu ilgiden dolayı ziyaretçilerimizi, velilerimizi de evvela tebrik ediyorum, akabinde de teşekkür ediyorum. Bizim için çok faydalı, çok verimli bir fuar oldu diyebilirim. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, tekrar başarılarınız daim olsun hocam. Sağ başka olun. Bir programda görüşmek üzere o zaman. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün durağımız İFM Fuar Merkezi dedik ve 2018 Çocuk Gelişimi Fuarı'na ziyaret ediyoruz sizler için. Fuar standlarımızdan Safir Koleji'ne konuk olmuştuk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarından.